Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda ekran kartımız var. Öncelikle kasa üzerine takılı olan ekran kartımızın VGA bağlantısını yaptık. Monitör bağlantısını da yaptık. Şu an için enerjimizi verelim. Fanımız çalıştı. Ekran kartımızın üzerine baktığımız zaman bozuk yazıyor arkadaşlar. Şu an için arızalı bir ekran kartı. Fanımız dönüyor. Ekran görüntümüze baktığımız zaman ekran görüntümüz gelmiyor. Şu an için kasamız, işlemcimiz ve ekran kartımız çalışıyor. Ama buna rağmen ekran görüntümüz yok. Bu noktadan ekran kartımızdan aldığımız VGA bağlantısını onboard olarak yapıyoruz. Evet. Onboard olarak yaptığımız zaman ekran görüntümüz geldi arkadaşlar. Şu an için ekran kartımız yerinde mevcut. Bu noktadaki VGA bağlantısını anakart üzerinden onboard olarak aldım ve ekran görüntümüz geldi. Tekrar onboard olan VGA bağlantısını yine bu noktaya alalım. Evet. VGA bağlantımızı tekrar ekran kartı üzerine yaptık. Evet, görüyorsunuz. Ekran kartı üzerine VGA bağlantısını yaptığımız anda tekrar bu noktadan alalım. Onboard olarak taktığımız anda, bakın onboard olarak taktığımız anda ekran görüntümüz geliyor arkadaşlar. Buraya taktığımızda, evet görüyorsunuz ekran görüntümüz yok. Ekran kartımız şu an için fanı dönüyor, çalışıyor gibi gözüküyor. Kontrollerini yapıp arızasını bulalım arkadaşlar. Ekran kartımızın arızasını incelediğimiz zaman bu noktalarda 2 adet voltaj regülatörü görüyoruz. Şu noktalarda bizim 12 voltlar için MOSFET'lerimiz 1.1 ve 1.8 voltluk MOSFET'lerimiz var arkadaşlar. 4 adet MOSFET. Genelde bu tarz ekran kartlarında MOSFET'leri kontrol etmek gerekiyor. En çok arızalananlar MOSFET'ler. Eğer MOSFET'lerden değilse buradaki kondansatörleri kontrol etmeniz gerekiyor. Zamanla buradaki kondansatörler kapasite değerlerini kaybediyor ve kuruyorlar arkadaşlar. Bunların da kontrolü yapılması gerekiyor. Öncelikle MOSFET'lerimizin kontrolünü yapmak için diyot kademesini alıyorum. Hemen ilk olarak arkadaşlar şu bizim sırt dediğimiz drain kısmı ile source kısmını ölçüyorum. Burada bir diyot değeri görmem gerekiyor. Bunu gördüm arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. Yine drain kısmına siyah probumu, diğer kısma da. Evet, burada 77 milivolt gibi bir değer gördüm. Bu normal bir değer arkadaşlar. Devre içerisinde bunu söktüğünüz zaman burada 550'li bir rakam göreceksiniz. Bu noktaya geldiğimiz zaman yine aynı şekilde ölçüm yapıyoruz. Evet, bakın 0.543. Bu noktaya geldiğimiz zaman, evet bakın yine 0.46 milivolt gibi bir değer verdi arkadaşlar. Söylediğim gibi bu noktada iki tanesi 12 voltluk direkt VCC'ye bağlı olduğu için bu değerleri veriyor. Bu noktadaki MOSFET'lerin düşük göstermesinin sebebi devre üzerinden kaynaklanıyor. Bunlar söküldüğü zaman normal değerlerini verebilir. Şu an için bunlardan şüphelenmiyorum. Burada görmüş olduğunuz ekran kartının aynısını daha önceden tamir videosu yapmıştım arkadaşlar. O kart üzerinde burada görmüş olduğunuz 12 voltu elde etmek için kullanılan MOSFET'imiz kısa devredeydi, arızalıydı. Bu ekran kart üzerindeki bu MOSFET'i sökmüştük ve dışarıda sağlamlık kontrolünü yapmıştık. Ve bunun videosu kanalımda mevcut arkadaşlar. Yani arızalı olan ekran kart MOSFET'i nasıl değiştirilir? Sağlamlık kontrolü nasıl yapılabilir? Bunun videosunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Kontrollerimize devam ettiğimiz zaman buradaki kondansatörümüzü kontrol ettiğimizde 1500 mikrofarad 6.3 voltluk bir kondansatör arkadaşlar. Göz kontrolünü yaptığımız zaman buradaki kondansatörlerle ilgili sıkıntı görmüyorum. Tepeleri düz bir şekilde arkadaşlar. Şu iki kondansatör yan yana, bunlara baktığımız zaman buradaki normal gözüküyor. Şunun tepesi çok hafif şişmiş ve bir nokta, yani bir delinme gibi bir karartı var arkadaşlar. Bu noktadan bunu çıkararak değiştirmek istiyorum.
1500 mikrofarad 6,3 voltluk kondansatörümüzü çıkarttık arkadaşlar. Kondansatörümüze dikkatlice baktığımızda hafif bir şişme ve delinme olduğunu görebiliyoruz. Bunun değişimini yapalım. Ekran kartı üzerinden sökmüş olduğumuz 1500 mikrofarad 6,3 voltluk kondansatörümüzün yerine 2200 mikrofarad 16 voltluk bir kondansatör koyduk arkadaşlar. Bu noktadan sonra testini yapabiliriz. Ekran kartımızın bağlantısını yaptık. VGA olarak ekran kartımıza taktık. Değiştirmiş olduğumuz kondansatörü görüyorsunuz. Şu an için ekran görüntümüz de geldi arkadaşlar. Az önce ekran görüntümüz yoktu. Şu an için işlemcimiz çalışıyor. Burada da görüyorsunuz. Burada bir adet kondansatörümüzü değiştirdik. VGA bağlantımızı yaptık. Şu an için ekran kartımız çalışır durumda arkadaşlar. Enerjimizi kapatalım. Şu an için butona basılı tutuyorum. Evet, şu an için kapandı. Bakın. Ekran kartımızın fanı şu an için durdu. Enerjimizi tekrar veriyorum. Şu an için fanımız çalıştı. Bakalım ekran görüntümüzü tekrar kon. Evet, bakın ekran görüntümüz geliyor arkadaşlar. Evet, bakın VGA olarak ekran kartımızın bağlantısını yaptık. Bu noktada da kondansatör değişimini yaptık. Şu an için ekran kartımız çalışır durumda. Gördüğünüz gibi atıl olarak görmüş olduğumuz ekran kartlarının kontrolünü yapıldığı zaman bir adet kondansatör arızası dahi bizim ekran kartımızın çalışmasını engelliyor arkadaşlar. Şu an için ekran kartımız çalışır durumda.